bu meseleyi bir konuşmaya başlayalım. Karşımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı var. Ee, belki de Berat Albayrak'ın istifası ile birlikte neler olup biteceğini biraz konuşmak lazım. Orhan Bursalı merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Can. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. İlk soru şu. Albayrak'ın istifası ve af vurgusu. Bu konuşmaya değer bir mesele mi? Af meselesi? Hayır. Hem evet hem hayır. Yani e, aslında e, şu açıdan değer nasıl bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduğu ve başında nasıl bir kişi olduğu konusunda bize çok güçlü bir ipucu veriyor. Ya yani bu nedir bu? Ben atarım, seni bakan yaparım ve seni görevden ancak ben alırım. Yani bakan olduktan sonra sen kendi başına istifa edemezsin. Senin istifanı bile kabul edip etmemek benim elimdedir. Eğer kabul etmezsen istifa etmiş sayılmazsın ve bakanlığını sürdürmek zorundasın. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Yani bütün açıklamalar zaten bunu biliyorsun Can Ömer Çelik ilk açıklamasında bu da vardı. Tabii. Yani burada e, e, af meselesi yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bütün bu yetki e, yani işten alma görevden alma ve bütün yetki veyahut da devam etme Cumhurbaşkanındadır dedi. Bu bakımdan yani insanların kendiliğinden ayrılma aa, hakkının bile olmadığı, istifa etme hakkının bile olmadığı bir sistemden bahsediyoruz gibi böyle bir durum ortaya çıktı. Buradaki soru şu. Acaba Cumhurbaşkanı e, senin af e, görevden affını kabul etmiyorum dediği zaman e, Berat Albayrak ne yapacaktı? Yani hayır, sen istemesen bile, görev, yani bunu kabul etmesen bile ben e, görevden istifa ediyorum ve çekip gidiyorum. Diyebilir miydi? Diyemez miydi? Yani demeseydi, eğer diyemezseydi e, bu ne biçim bir olay olurdu? Yani bu bakımdan af meselesindeki bütün bu tartışmalar. Bu açıdan çok önemli bir şey. Nasıl bir hükümet sistemi, nasıl bir yönetim kurulduğu konusunda bize çok güçlü bir ipucu veriyor. Bu bakımdan ya kabul edilebilir bir şey değil. Demokratik bir durumun asla olmadığının hikayesini anlattı bize bu af meselesi. Af edilme meselesi. Af edilme veyahut af edilmeme. Af edilmeni kabul ediyorum. Veyahut af edilmeni red ediyorum. Biliyorsun daha önce de bir Süleyman Soylu olayında, o da böyle Twitter'da istifasını duyurmuştu. Ama Cumhurbaşkanı istifasını kabul etmedi. Ve e, e, ve Süleyman Soylu geri döndü. Kabul et. Acaba Süleyman Soylu ciddi bir şekilde istifa e, etti demeye e, bunu Cumhurbaşkanı'na bir güç gösterisi olarak hissettirdi. Bak çekilirim vesaire falan. Veyahut da e, bu bir karışıklı dövüş müydü? Yani istifa ediyorum, hadi sen beni bakalım, istifamı kabul et gibi. Böyle bir durumlar söz konusu. Bu da çok yani Türkiye'de e, bugüne kadar pek de alışılmış bir durumun olmadığı, alışılmış normal bir iktidar yapısının e, bulunmadığını çok net bir şekilde bize anlatıyor. Yani Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi neden etmedi? Cumhurbaşkanı normalde yani Süleyman Soylu'nun yaptığı bile çok normal bir olay değildi. Twitter'dan duyuruyor bunu. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Yani af e, istifa ediyorsa bunu Cumhurbaşkanı'na doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na hükümetin kurulan hükümetin şeyi olarak başı olarak Cumhurbaşkanı'na resmen bildirirsin. Bir, bunu Twitter'da duyuruyorsun ve Twitter'da Cumhurbaşkanı bunu Twitter'da mı öğreniyor? Onu anlamış falan değiliz. Böyle saçma sapan bir yönetim biçimi var ortada. Bu bakımdan şimdi ikisi farklı. İki istifa farklı. Bir tanesi güç denemesi yapıyor. Süleyman Soylu'yu kastederek söylüyorum. Bir güç denemesi yapıyor. Ve istifa ediyorum. Hadi istersen bunu kabul et gibi bir anlam çıkıyor oradan aslında. Kabul etmiyor. O da geri dönüyor. Daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Onun arkasındaki destekçisi kim? MHP. Yani Bahçeli, MHP vesaire falan. MHP onun orada o İçişleri Bakanlığı'nda olmasına çok memnun ve arkasında böyle bir destek var. E zaten e, Süleyman Soylu'nun istifasında hemen gene arada bir süre geçtikten sonra bu arka planda siyasi e, bilgiler, görüşmeler olduktan sonra netleşti. İstifasının kabul olmadığı. Şimdi normal bir zamanda olsa aslında Cumhurbaşkanı yani Süleyman Soylu'nun arkasında böyle bir güçlü bir MHP desteği olmasaydı, MHP orada kalmalı demeseydi, Süleyman Soylu istifasıydı Cumhurbaşkanı bunu hemen kabul ederdi. Yani tamam istifanı kabul ediyorum derdi bir yerine başkasını atardı. Ama öyle bir durum olmadı. Fakat bizim şimdi yaşadığımız olaya gelelim. Yani Twitter'dan değil Instagram'ından, özel Instagram'ından duyuruyor bunu <laughs> ve Cumhurbaşkanı da bunu kabul ediyor. Çünkü e, Berat Albayrak bir e, parti içinde de bir gücü yok. Berat Albayrak'ın partide e, güçlendirmek için bir tane imaj maker'ı var. İmaj maker'ı var. O e, hep ona çalıştı. Hatta bir ara Anadolu'da geziye çıkardı parti örgütünün örgütünden destek bulmak için... Berat Albayrak partide bir e, e, şeyi yok. Arkasında MHP gibi bir e, güçlü destek de yok. Hayır, Berat Albayrak kalmalı diyen hiç kimse de yok orada. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı zaten, yani arka planda olan biten her şeyi net bir şekilde bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı da istifaya zorladı onu. Yani daha önce bir görüşmeler oldu mu? <laughs> Olmadı mı? Belki de olmuştur. Veyahut da olmamıştır. Bunu bilmiyoruz. Ya bunu bilmiyoruz ama e, şu e, giderek aydınlığa kavuşuyor. E, Naci A. yani evet. Berat Al olmadığı bir e, toplantıda e, bir e, durum değerlendirmesi yaptıkları az çok e, e, bilgiye dönüşüyor. Bir veriydi evet. ve hatta bir iddiaydı sanki bilgiye dönüşüyor gibi. Ve onun bilgisi dışında Merkez Bankası Başkanı'nın atadığı da gayet net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla e, bütün bunlar aslında Berat Albayrak'a ya sen toparla e, odanı, e, mesajını içeren girişimler Cumhurbaşkanlığı tarafından. O da e, yani kavga ettiler mi? itişip kakıştılar mı koridorda? Naci Ağmal, Ağmal bir, onu bilmiyoruz ama böyle söylentiler de var Çok ortada. Var. O da e, Instagram'da e, istifasını e, verdi. Instagramdan verdi. Aslında bu, bu da e, olabilecek bir şey değil. Kayıp ederin senin. Bir aile e, içindesiniz. Dört tane e, e, kızınız, çocuğunuz var <laughs> orada. Hatta Cumhurbaşkanı üç tane e, demişti. Sonra... Buna rağmen Instagram. Beşe çıkardı. Bunlar da dörtte kaldılar. E, bu kadar çocuğunuz var. Dolayısıyla e, bunu e, Art aile meselesinin ötesinde çıkmış bir durum orada söz konusu Cumhurbaşkanı kendi Peki. makamını kurtarmak için ben bir şey söyleyeyim mi? Evet, kendi evet, Top, toparlamanızı rica edeyim. aslında. <laughs> bütün büyük bir çöküntü var, büyük bir ekonomik çöküntü var. Dolar 10 liraya doğru bir hızlı bir şekilde gidiyor ve Cumhurbaşkanı yapacak ne ne var diye e, baktığı zaman e, bütün tabii ki e, burada tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet, hükümet Sistemi. Yani Cumhurbaşkanı ta kendisi. Biliyorsun ben ekonominin baş sorumlusu benim diyen insan. Bütün bu atamaları yapan, onaylayan, Berat Albayrak'ın bütün o e, bugüne kadar açıkladığı programın arkasında duran hepsi Cumhurbaşkanı. Fakat sistem çökmüş durumda. Cumhurbaşkanı'nın bir bir farklı bir yola, bir yol ayrımına geldi. Farklı bir yola girmesi lazım. Ö önemli olan e bir e al bayraklığı yaptı Kendi bakanı ve cumhurbaşkanı hükümet sistemi mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisi mi önemli olan? Tabii ki makam, başkanlık sistemi Recep Tayyip Erdoğan çok daha önemli. Onun kendisinin kurtarılması lazım. Bunun için de Berat Albayrak orada e Feda ettiler. Gayet açık yani siyasal analiz sizin Bu. doğrusu bence budur. Peki. Orhan Bursalı çok teşekkür ediyorum.